Büyük taarruz sonrası önlerine düşman ordusunu katarak İzmir'e ilerleyen birlikler içinde Konak Meydanı'na ilk ulaşan takımın kumandanı Teğmen Ali Rıza Akıncı olur. Hükümet konağı önünde büyük bir kalabalıkla karşılaşır. Hepsi beraber bu şanlı tabloda. Konağın balkonunda bulunan düşman bayrağını gösteren kalabalık Gönder'e Türk bayrağı asılmasını istemektedir. Gönder'e asılması planlanan bayrağı taşıyan Yüzbaşı Şerafettin henüz gelmemiştir. Kalabalığın ısrarını kıramayan Akıncı kalabalıktan bir bayrak ister. Yunan ordusunun işgal sırasında tüm evleri basarak Türk bayraklarını yakması nedeniyle ancak kadınların evlerinde elleriyle diktikleri bayraklar vardır. Teğmen Hamdi Yurteri ve Teğmen Ali Rıza Akıncı'nın bir kadın göğsünden çıkardığı bayrağı Üsteğmen Akıncı'ya verir. Askerleriyle kapıyı kıran Akıncı balkona çıkar ve bu küçük bayrağı asar. Bu sırada Yüzbaşı Şerafettin de yetişir ve ünlü fotoğrafta yer alan asıl bayrak asılır. O zaman ne yapsın Teğmen? Döner. Kalabalığa der ki Allah'ını seven bir bayrak versinler. O sırada birine göğsünden elle yaptığı bir bayrağı çıkarır verir. Araştırmacı yazar Yaşar Aksoy'un İzmir'in kurtuluşuyla ilgili Ali Rıza Akıncı ile yaptığı görüşme sırasında dinlediği bu anı tarihe geçti. Teğmen bu bayrağı alır, üç defa öper, alnına koyar. O sırada da vakit geçirir biraz, birkaç saniye, heyecanlanmıştır. Belinden, atının mazmuzundan, atının kuyruğundan etrafına toplanan bazı kalabalıkların haydi Teğmen, haydi Teğmen niye bekliyorsun, vakit geçiriyorsun diye onu sarstığını görür. Aksoy 8 Eylül günü namazgah semtinde oturan Sırriye Hanım'ın dikiş makinesinde diktiği Türk bayrağının kurtuluş gününün yadigarı olduğunu ifade etti. Bu bayrağı namazgahlı Sırriye teyze 8 Eylül günü minik el şeyinde dikmiştir makinesinde ve evinde sallandırmıştır.